Patatesim hazır, tavuk pişiyor, baharatım burada, acı sosum da hazır. Ne demiştim? Gülşahça çok lezzetli bir soğan salatası yapmak istiyorum. Hemen ona başlayacağım. Soğan salatalarında zeytin kullanmayı çok seviyorum. O sebeple iki çeşit zeytinim var. Bunlar bizim daha önceki çekimlerden kalan, belki izleyenler hatırlar, kahvaltılık bir sos hazırlamıştık. Onun zeytinleri. Kırmızı soğan kullanacağım. Olmazsa olmazı taze soğan. Eğer bulabildiyseniz güzel, şu an tam mevsimi değil ama bir iki de domates ekleyebilirsiniz. Tek yapmam gereken bir karıştırma kabına bunları doğramak. Önce soğanlarla başlayacağım. Bunları canınız nasıl isterse doğrayın. Ben şu şekilde piyazlık doğramayı çok seviyorum. Arada Baran'a sesleniyorum. Tavuklarımı sakın unutma. Çekime sesi geçer diye alarmı kurmadım. Siz evde öyle yapın. Mutlaka fırınınızın alarmını kurun. Burada tam çekim ortasına zırr diye çalıyor çünkü çekim bölünüyor. O sebeple bugün tavuğu kurtarma görevi Baran'da. Bence buna orta boy iki tane kırmızı soğan gayet güzel olacak. Çünkü taze soğan da koyacağım içine. O sebeple oranını çok iyi kontrol etmem gerekiyor. Hatta bakıyorum, evet, bu yarımı da alır bu. Soğanların üzerine şöyle bir tutam tuzu serptim. Güzelce yoğuruyorum. Eğer vaktiniz varsa bunları yıkayabilirsiniz ama benim gibi yıkamayacaksanız salatanıza tuz eklerken lütfen çok kontrollü davranın. Aksi takdirde salatanız tuzdan yenmez, benden söylemesi. Bakın bu şekilde çok güzel de kalın parçalar dahi yumuşadı. Maalesef artık soğanların çok ziyanlı oluyor yaparken. İçlerinden çok sert kabuklar çıkıyor. O yüzden biraz kontrollü gitmekte fayda var. Şimdi bunu içine atıyorum. Eldivenimi tekrar değiştirmek zorundayım. Çünkü maalesef eldivenle bıçak kullanamıyorum. Hemen taze soğanlarımı doğrayacağım. Bütün soğanları buraya ekliyorum. Şimdi sıra geldi zeytinlere. Şöyle bir tutam siyah zeytin. Yine aynı şekilde bir tutam yeşil zeytin ekliyorum. Evinizde yoksa bence kesinlikle problem değil. Kahvaltıda yediğiniz herhangi bir zeytinin çekirdeklerini çıkartıp dilimleyebilirsiniz. Ben az önce de söylemiştim, bir önceki çekimden artan malzeme. Salatada bu arada malzeme değerlendirmek için çok ama çok iyi bir yöntemdir. İrili ufaklı bunları da doğradım. Domates ekleyecekler, bu aşamada ekleyebilirler. Ona birazdan karar vereceğim. Önce maydanoz ama bir fırına bakalım. İşte bu. Harika olmuş. Kapağını açık bırakıyorum. Hemen onu güvenli bir yere almam lazım. Önce tepsisini alıyorum. Bu arada size göstermek istiyorum. Jimmy benle gelirse şu noktaları mutlaka görün. Bakın tam mangal gibi, özellikle sıcakken dokunacağım. Çünkü biraz burada çekim için bekliyor. Bu şişik hallerini görün. Bakın ne kadar sulu olduklarını, hiç kurumadıklarını, yandım bu arada ama sorun değil, görebilirsiniz. Gayet sulu, lezzetli, mangal gibi tavuklar orada Emirhan ve Baran'ı bekliyor. Salataya devam ediyoruz. Tavuğum hazır, patatesim kızardı. Şimdi 2 dakikada bunu bitirip hemen sunum yapmak istiyorum. Bu salatanın şu an bir eksiği var. Acaba nedir nedir? Tabii ki yeşillik, yani maydanoz. Maydanozu ne yapıyorduk? Ayıklıyor muyduk? Hayır, sadece kalın saplarını. Şu şekilde döndürüyorduk. Bütün saplar içeride. Ve ince ince bunları da kıyıyorum. Çok fazla ufatmıyoruz. Çünkü salata yapıyoruz. Şöyle kaşıkla karıştırıyorum. Bence buna domates koymayalım. Vazgeçtim. Şu hali çok güzel görünüyor. O zaman hemen sosu için ne ekliyoruz? Çok basit. Zeytinyağı. Tuz için mutlaka tadına bakın. Öyle karar verin.
Ama zeytinyağınız bol olabilir. Bir tane de limon aldım. Aynı bıçakla elimi sıkacak olarak kullanıyorum ve limonu ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırdım. Bence biraz da kırmızı toz biber ekleyelim. Gayet güzel olmuş. İyi ki tuz eklememişim. Hemen bunu da arkaya aldım. Sıra geldi salatama. Sosunu da yapmıştım. Dediğim gibi hiç ama hiç tuz eklemedim. Zeytin onu yeteri kadar tuzlandırdı. Buna kesinlikle evde dikkat edin. Yine güzelce bütün salatamı sunum kaseme dolduruyorum. Hepsini yeterince zeytin var. Arzu edenler serviste şöyle şık dursun diye üzerine biraz daha zeytin ilave edebilirler. Bu da hazır. Ben o ekleyen kişilerden olmak istiyorum. Çünkü süslü ve dolu tabakları çok seviyorum. Bugün mutfakta Gülşahlar'da mangal tadında tavuk kanatları, acı sos, nefis kajun baharatlı patates kızartması ve Gülşahça bir soğan salatası yaptık. Bütün bu tariflere tüm detaylarıyla gulshahsen.com.tr Instagram hesabından, YouTube Mutfakta Gülşahlar'dan ve biz de artık varız dediğimiz TikTok gulshah.sen hesabından ulaşabilirsiniz. Huyumu biliyorsunuz, yemekleri hiçbir zaman tek başıma yemiyorum.